Kontrol merhaba, hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Şantiye serimize 12 Eylül tarihi itibariyle devam ediyoruz sayın arkadaşlarım. Bu malzeme nedir? Bu malzeme üstünde yazdığı gibi ısı yalıtım levha sıvası elyaf katkılı diyor. Bu malzeme e, sayın arkadaşlarım normalde cephede kullanacağımız ve e, bakın strafor köpük EPS e, XPS polyester taş gibi ısı yalıtım malzemelerinin yüzeyi kap yüzeyini kaplayan malzeme. Biz peki şu aşamada bu malzemeyi nerede kullanacağız? Biz bu aşamada bu malzemeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Temelimiz ile zemin katımızın arasında kalan perde duvarımızı kaplamak için kullanacağız sayın arkadaşlarım. Bu malzemeyi ondan sonra burası zaten toprakla dolacak biliyorsunuz. Peki biz şu an bu malzemeyi bu yüzeye neden sürüyoruz? Biz buraya bir membran uygulaması, su yalıtımı uygulaması yapacağız arkadaşlarım. Öncelikle bu bu malzemeyi altına yapmamızın nedeni burada daha düzgün bir yüzey oluşturmak. Ee, biz burada biliyorsunuz e, plywood malzemeyi kullanmadık. Yani tabakalar halinde e, düzgün bir e, yüzey oluşturmadık. E, tahtaları, ahşap malzemeleri kullandık kalıbımızda. O yüzden bu arada oluşan e, çıkıntılı in, inişli yüzeyi bu malzeme ile dolduruyoruz bu malzeme ile doldurmamızın nedeni de eğer öbür türlü likit membran hem aşırı gidecek hem de bu malzemenin de suya karşı dayanımı var. Yani çift suya karşı dayanıklılık gibi bir özellik yakalamış olacak. Malzeme bu şekilde. Zaten çimento katkılı bir malzeme. Aynı diğer sıva malzemeleri gibi Karıştırarak su ile beraber karıştırarak uygulanıyor. Ve ondan sonra da ertesi gün likit membranımızı uygulayacağız. Peki yukarıda ne işlemlerimiz devam ediyordu? Artık biraz daha hızlı geçeceğim yukarıdaki işlemleri ama hemen bahsedeyim. Bakın ilgili kolon kapakları ilgili kolonların yanına gelmiş görüyorsunuz. Alt katta bundan bahsetmiştim. Ve şu an kolon kalıpları bitirilecek bugün. Bakın burada kolon kalıpları bir önceki günkü yapılan kolon kalıpları falan vardı ama bunların yüzeyleri kalıp yağıyla yağlanmadıydı. Onlar falan yağlanacak. Neyse ilerleyelim bakın bu malzemeye Kalekim malzemesi de deniyor arkadaşlar. Kalekim aslında bir marka. Aynı şeydeki muhabbet gibi düşün. Pima Pendeki muhabbet gibi düşünün. Hani o, o şekilde başlamış malzeme. Ondan sonra tabii farklı markalar üretmiş. Ama ismi Kalekim e, sıva şeklinde de kalmış. Kalekim sıva derseniz genelde bu işte yüzeyi kapattığımız sıva e, şeklinde algılanır piyasada. Bakın kolon kapaklarımızın yeni yapılan kolon kapaklarımızın yağlanma işlemi yapılıyor. Yağlananlar böyle istifleniyor. Onların hepsinin yeri belli sayın arkadaşlarım. İlerliyorum. Şu an yaptığımız birinci katı ikinci katını da yapacağız. Tabi cephede yaptığımızda biraz daha farklı olacak ama astar falan da olacak. Burada direkt iki kat üstte vuracağız. Bize düzgün bir yüzey kazandırması için şu an ilk kat yapma işlemi geliyor ve ilerleyelim. Bakın güzelce yapılıyor. Şuradaki ustamız da daha böyle yüzeydeki olan çıkıntıları yok ediyor. O şekilde ilerliyor. İlk katına vurdukça bakın ilk katı bu şekilde vuruyor. Tabi kurudukça biraz daha böyle yüzeydeki pürüzler devam ediyor. Şu an hala burası da ilk kat, burası da ilk kat. O yüzden ikinci katı geçeceğiz sayın arkadaşlarım. Kolon kapağı yapılıyor. Kolon kalıbı yapılıyor. Artık ön cephemizin ilk katını geçmiş olduk. Hala bakın yüzeyimiz mükemmel değil. İkinci katını da yaptıktan sonra tabii yine aşırı mükemmel olmasına da e, gerek yok. Üzerine likit membranı e, düzgün bir şekilde uygulayabilirsek bizim için şu an en önemli mevzu bu. Likit membranı düzgün bir şekilde uygulamak. E, çünkü o cephede girinti çıkıntı likit membranı bozabiliyor. Likit membran da e, Herhangi bir yüzeyde boşluk kalmaması gerekiyor. Temeldeki yaptığımız membrandan biraz daha farklı bir membran. Bu zaten uygulayınca göreceksiniz. Sürme membran şeklinde. Bu uyguladığımız aynı normal sıvı malzemesi gibi. Bu ustanın elindekilerde zaten mala. Şimdi burada şundan bahsetmek istiyorum. Bakın biraz eğimli gidiyor. Bu şekilde eğimi devam edecek ve diğer tarafta daha fazla yeri kapatacak. Bak mesela buralarda hiç şey gelmemiş, hiç sürmemişiz. Buradan şu şekilde eğimle devam edecek. Çünkü bizim burada toprağımızın da yan tarafta bir eğimi olacak ya. Ona göre ayarlamasını istedik ustalardan. Ona göre ayarlayacaklar. Bunları tekrar edeyim yine de. Payanda kolonların payandaları, dayamaları, destekleri yani. Bunlara bir tane payanda aksı çakılacak biliyorsunuz. Aynı şuradaki 5-10 gibi bir tane 5-10 koyulacak diplerine ve onlardan destek alacaklar. Şu an onlar yapılmadı ama yapıldıktan sonra da nasıl gönye alındığını hatırlıyorsunuzdur. Bir şeyi tutacağız şakülü ve ona göre çek it diyecek. Tam böyle şakülüne oturduğunda orası çakılacak ve mesela bu x yönünde ayarlanmış olacak. Y yönünde de aynı işlem yapılınca kolonumuz düzgün bir şekilde olmuş olacak. Payandaları yapılıyor. Alt katımızda bakın kolonları söktük hala. Niye kalan kısımları sökülmeye başlamadı? Çünkü daha üstte kolon kalıpları yapılıyor. Eğer ki buradan bir malzeme yukarıya çakılmayacaksa burada kalıpta kalır sayın arkadaşlarım. Çünkü yukarıda karışıklığı istemiyoruz. Söker sökmez yukarıya götürüp çakmak istiyoruz malzemeyi. Ve bakın hala kolon kapağı yapma işlemi de bitmediği için orada herhangi bir malzemeyi şu an sökmüyoruz. İlerliyorum. Şimdi bu yüzeyde bakın görüyor musunuz yüzeydeki girintili çıkıntılar. Şimdi şurası zaten aşırı çıkıntılı. Mesela burayı keser veya raspa yardımıyla düzeltecek. Hemen onu da göstereyim. Bakın şu malzemenin adı raspa sayın arkadaşlarım. Bu yüzeyi düzeltiyor ki fazla girinti çıkıntı olmasın. Ondan sonra da zaten bu kalekim sıva ile birlikte daha da düzgün bir yüzey oluşacak. Daha düzgün yüzeyin üzerine de biz bir ertesi gün likit membranımızı uygulayacağız. Bakın sıvamız giderek bize yaklaşıyor. Bakın burası da şeyimiz. Bizim mıcır malzememiz. Direnaj borumuz burasının altında kaldı. Burayı hatırlıyorsunuz zaten. Buranın üzerinde çok defa durduk. Alekim sıvamız. Bu şekilde. Bunun su geçirmezlik işte özelliği var sayın arkadaşlar. Zaten cephede yapılmasının nedeni de bu malzemenin o. Elyaf katkılı bir malzeme. Bu da ona biraz da böyle hem de elastik de bir özellik de katıyor. Malzemeleri bu şekilde böyle hazırlayıp bırakıyorlar Bir birkaç tane ekstra hazırlanırsa daha iyi oluyor çünkü böyle birazcık dinlenmesi malzemenin daha iyi oluyor Bir 10 dakika 15 dakika o yüzden mesela bir kova yapıp direkt uygulamıyor kovalar böyle 10'ar dakika falan yan tarafta dinleniyor uyguladığı önceden dinlenmiş olan uygulama bakın hemen yukarıdaki kalıbımızı biraz daha hızlı geçeyim bakın. kolon kalıplarımız bu şekilde hızla devam ediyor. Görüyor musunuz? O ko kovalar yetmeyince <laughs> bu şekilde e, o karıştırıcı malzemeyle direkt el arabasının içerisinde yapıyor ustamız ve aynı e, şu kıvam zaten bizim birçok şeyimizin kıvamı. E, bütün sıvalarımızın falan kıvamı aynı bu şekilde olacak. Hani böyle evinizdeki tadilatta tabi bunu kullanmayacaksınız ama tadilatta kullanacağınız herhangi bir sıva da yine bakın bu kıvamda olacak sayın arkadaşlar. Bir kıvam kendini belli eder yani. Birinci yüzey kuruduktan sonra bakın bu şekilde oldu. Zaten kuruduktan sonra ikinci yüzey başlayacak. Mesela yapımızın bir tarafında birinci yüzey devam ederken diğer tarafından hemen ikinci yüzey başlayacak. Yukarıdaki işlemlerimizi ara ara çekiyorum bir aşağıya gidiyorum yukarı bu işlemin adı neydi kolon perçinleme işlemiydi çivi perçinleme işlemi çivi içeriye doğru gömüyordu bakın bunu da böyle yerde hazırlıyor burası alt mı üstü mü kolonun burası kolonun üstü sayın arkadaşlar yani şu şekilde kaldıracak ve ona göre koyacak yerde hazırlıyor kaldırıp direkt yerleştiriyor Evet bu hemen bu işlemi de görelim sayın arkadaşlarım. Bakın ıı, direkt kolon kalabının takılma işlemi yerde hazırladıktan sonra kolon kalabını bu şekilde getiriyorlar. Ve ıı, bu önceden ıı, kolon aksları yapılmış olan yere yerleştiriyorlar. Yani bu şekilde bir yerleştirilme işlemi var. Tabii ondan sonra şuraya bir tane 5 10 çakılacak ve 5 çakıldıktan sonra bunun işi içerisine donatı yapılana kadar bitmiş olacak. Evet. Bir sonraki de geçiyorum hemen. Bakın bu işte dip 5 onu mantığında yine bu kapatacak bunu. Ve bu oynamasın yerinden diyor. Yoksa oynar yani sayın arkadaşlarım. Bakın eğimli geliyor. Ve burada daha fazla yeri kapatacak. Çünkü toprağın eğiminden işte. O daha demin dediğim muhabbet bu şekilde. Şu ustamızın üzerinde durduğu şeyi de tekrar edeyim. Bu da eşek. Ahşap eşek. Bu da daha demin ki e, yerleştirdikleri kolon kalıbı hemen onun payandalarını koymuşlar, payandaklarını koymamışlar. Kolonun e, perdesinin e, kalıbı yapılıyor. Ne demiştim? Her katta kolonun perdesinin kalıbı ayrı ayrı tekrar baştan yapılacak. Tahtaları aynı olsa bile e, tekrar baştan kalıbı çakılacak demiştim ama tahtaların aynı olması yine bizim işimizi hızlandıracak. Direkt aşağıya istiflemiştik ya bir önceki videoda. Getirecek onları direkt yan yana koyacak. Aynı sırayla koymasa bile bu yüzeyi o tahtaların kapatması gerekiyor. Payandalarını ayarlıyor. Örme işlemini yapacak ondan sonra. Ondan sonra da kuvvetlendirme işlemi yapacak. Ve bununla beraber bakın bizim e, kalekim sıvamızın yani e, bu alt yüzeyi düzlemek için kullandığımız sıvamızın ikinci katını burada atmaya başlamışız. Bize daha düzgün bir yüzey kazandırmaya başladı ikinci yüzey itibariyle ustalar güzel bir şekilde malayla yüzünü hani ne denir mastarlıyor düzeltiyor. Sıvacılık ust ustalığı da bambaşka bir şey. O malzemeyi böyle attığı an orada kalıyor ya. O da bambaşka bir ustalık işte sayın arkadaşlarım. Hani kalıpçılık zor ama sıvacılığında böyle bir zorluğu var. O malzeme orada kalmazsa zım Yoksa var ya bir aksa bir donsa bir bir şey olsa hani uğraştırır durur. Sıvacılık da bu şekilde bir işlem. Yukarının bakın neredeyse kolon kalıbı işlemi de bitmeye yaklaştı. yap asansörün kalıbı yapılıyor hızlanalım. Bu taraftaki kolonlar biraz daha zorluyor bizi arkadaşlar. Çünkü bu tarafından bir yaklaşma payı olmadığı için özellikle şu ortadaki kirişin gittiği kolon var ya iki tarafında da merdiven var. Onun hiç yaklaşacak mesafesi yok. Bu katlarda nasıl çözdüğümüzü özellikle ileriki katlarda ona nasıl bir çözüm bulduğumuzu göstereceğim. Şu tahtayı tabi sonradan sökecek biliyorsunuz. Bu kalıp için bu ikisini birlikte tutturmak için yapılmış. Bu da benim kolon kapağı kapatıyorum çivi çakıyorum bakın <laughs> bunlar şov burada da iki tane kanto malzemeyle tutturmuş görüyor musunuz daha uzun olduğu için kolon kapağı iki tane kanto malzemeyle tutturmuş bunu yine çift kapak da yapabilirdi bu şekilde yapmış ama yine de ben olsam bu kadar uzun bir kolona kapak yapmazdım. Çünkü malzemeyi taşımak da bu sefer zor oluyor. O kadar uzayınca bu sefer kaldırması, koyması falan inanılmaz zor oluyor. Evet bakın, payanda akslarını yerleştirmeye başlamış ve hemen geliyor oradan bir matkapla delik açıyor. Ondan sonra iki tane onluk çiviyle çakacaktık hatırlıyorsanız. Bakın payanda aksları yerleşmeye başladı. Bakın şu an yerleştiriyor ama çakmıyor. Tamam mı? Çünkü bunun dengesini bulduktan sonra çakacak. O yüzden bunu mesela böyle koymuş yoksa biraz buraya koymuş biraz buraya koymuş payanda aksın da önemli değil. Şey de önemli ama bu kolon aksında tam yerinde olması lazım. İpinde çalışması lazım. İlerliyorum. İkinci yüzeyi de bakın yavaş yavaş kuruduktan sonra bize e, yavaş yavaş bu şekilde bir yüzey oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Yarın itibariyle buraya likit membran süreceğiz. Bu videonun süresi biraz uzayabilir. E, bu işlemi bitirdikten sonra, bugünü bitirdikten sonra bu videoyu bitirmek istiyorum parça parça kalmasın. E, bittikten sonraki halini görelim. Bakın yüzeyi görüyorsunuz daha düzgün, daha bize elverişli bir yüzey oluştu. Artık daha rahat likit membran uygulanabilir bu yüzeyde buranın ikinci kata atılıyor henüz. Bakın bu tarafın bazı yerlerinin daha birinci kata atılıyor. Hatta burası hiç atılmamış. Şurası birinci kat atılmış. Burası hiç atılmamış. Daha birinci kata atılıyor. Ve şurada dikkatinizi çekmek istiyorum. Burası sığınak için yapılmış bir hava bacasının teliğinde. İçerisi hava alsın diye yapılmış bir boşluk sayın arkadaşlar. Evet bakın burası arka yüzeyince yapımızın arka yüzeyine denk geliyor. Sığınağa denk geliyor. Birinci katın arka taraftaki yavaş yavaş kurumaya başladığı hali de bu şekilde. Yapımızı komple etrafını bu malzeme ile sarıyoruz. Kalekim sıva malzeme deniyor piyasada bu malzemeye yine söylüyorum. Bunu yapmamız nedeni de yine likit membranın altında düzgün bir malzeme üretmemiz, koymamız ve ayrıca bu malzemenin de sıvı geçirmeme özelliği olması. Bakın şurayı da göstereyim. Şurada da tuvaletler vardı onlar için bir boşluk bırakmıştık gene ben e, kalıbını yapılırken oraya koyulan boşlukları göstermiştim donatının içerisinden Bunlar da onlar işte arkadaşlar burası zaten parapeti e, Balkonun parapeti Parapet duvarı ve payandayı gelip bakın oradan destek aldırmışlar e, Ama bu, bu Tahtasını şuraya falan çakarlar muhtemelen ona göre bir destek verirler bakın burada mesela açıkta durmuş biraz Payanda'nın e, Kısa onu Evet bu videoyu burada artık keseyim mi bitireyim istediydim bugün ama bitmeyecek zannediyorum. Bir de birazdan zaten hortum teraziyi göreceğiz. Hortum terazi için ayrıca başlamak isterim. Neyse bir dahaki videomuzda bitirmiş olalım artık bu sıva malzemesini sayın arkadaşlarım. Ama bu tarafı kurudu artık iyiden iyiye. Kuruduktan sonra bakın bize daha düzgün bir yüzey verdi. Hemen bir dahaki videomuzda devam edelim arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.